FFK İnşaat Bana Bir Şey Olmaz programını sunar. Tehlike sınıfı yüksek, ağır bir iş kolu olmasından dolayı. Gerek işverenlerin bilinçlenmesi. Ancak kaza olduktan sonra. Tüm izleyicilerimize merhabalar efendim. Bana bir şey olmaz demeyin, tepkilerinizi alın. Sakat kalmasaydım diyecek duruma geldim. Evet, mesela bana bir şey olmaz. Bana Bir Şey Olmaz'dan tüm izleyicilerimize merhabalar efendim. İlk bölümü geçen hafta yayınlanan programımıza göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızın hashtagine, Twitter ve Facebook hesabına gelen talepler doğrultusunda konumuzu ona göre yönlendirdik. Ve bu haftanın konukları kimlermiş? Öncelikle onları öğrenelim. Her zamanki gibi geçen hafta da bizimle birlikteydi ve her hafta bizimle birlikte olacak Mehmet Tunç bizimle birlikte. Orhan Öztürk, inşaat mühendisi ve proje müdürü. Hoş geldiniz. Ve bir diğer konuğumuz da İlerleyen dakikalarda Ergün Korkmaz, İnşaat Mühendisleri Odası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Üyesi bizimle birlikte olacak. Dilerseniz bu haftanın konusunu öğrenmek üzere uzmanımıza dönüyorum. Ve bu haftanın konusu nedir öğrenmek üzere sözü size veriyorum. Bu hafta ülkemizde son yıllarda ciddi değer katan inşaat sektörünü ve bu sektörde yaşanan kazaları, sektörün genel sıkıntılarını değerlendireceğiz. Ayrıca sosyal yaşantımda evimizde yaşayan tehlikeleri, riskleri ve bu risklerin neler olabileceğini hem görüntülerimizle hem de burada tartışarak yer vereceğimiz konularımız var. Peki o zaman konumuz inşaat sektörü ise ilk olarak bandımızı izleyerek programımıza başlayalım. Ülkemizin en önemli iş kaynaklarından biri olan inşaat sektörü, bireysel emeğin oldukça yoğun olarak verildiği iş kollarının başında gelmektedir. Bu nedenle personelin iş güvenliği, sağlıklı çalışma ortamının sağlanması, teknolojik gelişmelere uygun kaynakların düzenli kullanımı, olabilecek kazaların önüne geçilmesinde önemli yer tutmaktadır. İş verimini arttırmada kalifiye personel çalıştırılması, hizmet içi eğitimin düzenli olarak verilmesi ve her şeyden önemlisi inşaat projesi oluşturulurken her türlü iş güvenliği tedbirlerinin alınması oldukça önemlidir. Şimdi Türkiye'de iş kazalarının bu kadar fazla olmasının nedeni proje aşamasında inşaatlara kaza önlemlerini alacak şekilde bir bütçenin ayrılmaması. İkincisi, alınan tedbirlere uyulmaması. Dolayısıyla inşaatlarda çalışan elemanların eğitim eksikliği var. Bu eğitim eksikliğinin giderilmesi lazım. Firmamız sahamızda güvenlik uzmanımızın denetiminde riskli alanlarda güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Biz kendi çapımızda da alıyoruz. Fakat çalışan arkadaşlar bu konuda eğitimsiz oldukları için bazen alınan önlemlere riayet etmiyorlar. Dolayısıyla çalışan elemanların da bu konuda eğitim alması gerekiyor. Eğitim aldıktan sonra da kurallara uyulduğu takdirde sanırım ki bu kazalar asgariye inecektir. Şu anda firmamız işçilerin önce can güvenliği, sonra istirahatleri, sonra beslenmeleriyle ilgili gördüğünüz gibi konteynerlerimiz, yakınımızda ev kiralamışız. Orada barınmaktalar, kendileri çalışma ortamlarında memnunlar şu anda. Şimdi haftada bir mesleki eğitim, zaten firmamızda çalışan bütün elemanlar mesleki eğitiminden geçmiş elemanlar. Ayrıca firmamızın düzenlemiş olduğu eğitimlerde sağlanmaktadır. En az ayda bir sefer bu eğitimler verilmektedir. Şimdi inşaatlarda en çok kazalar genelde yüksek yerde çalışan, yani kalıpçı arkadaşların çalışmış olduğu alanlardan meydana geliyor.
Bir de dış cephe montalamalarında. Dış cephede çalışan arkadaşlar her ne kadar emniyet kemeri bağlasalar da bazen malzeme taşıma ihtiyacı olduğu zaman emniyet kemerlerini sökmektedirler. Ayrıyeten yüksekte çalışan arkadaşların yüksekte çalışabilir sağlık raporunun olması gerekiyor. Bu rapor olmadığı zaman bazen arkadaşların başları dönüyor, bazen tansiyonları yükselebiliyor. Dengesini kaybedip aşağıya düşme sonucu olabiliyor. Şu anda bizim çalışmış olduğumuz sahamız birinci derecede riskli konumunda. Tedbirlerimizi yeteri kadar aldığımızı düşünüyoruz. Bunların biraz daha artırılması, özellikle bu tedbirleri almak için başta da konuştuğum gibi proje aşamasında emniyet güvenlikleriyle ilgili bir bütçenin ayrılması lazım. Çünkü bu önlemlerin alınması için bir iş gücü gerekiyor. Bu da maalesef projelerde yansımıyor. Dolayısıyla biraz es geçiliyor. Allah'a şükür şu ana kadar bizim iş yerimizde herhangi bir iş kazası yaşanmadı. Bütün işe giden arkadaşlar, yani sabahleyin evinden işine gitmek isteyen arkadaşlar, bana bir şey olmaz niyetiyle hepimiz işe çıkıyoruz. Fakat gördüğümüz kadarıyla gerek trafik kazalarında gerek inşaat sahasında yaşanan kazalar kaçınılmaz oluyor. Biraz daha dikkat, biraz daha dikkat, biraz daha önlem almamız gerekiyor. Bana bir şey olmaz demeyin, tedbirinizi alın, takdiri Allah'a bırakın. İnşaat sektörüyle ilgili bandımızı izledik. Dilerseniz sohbetimiz başlasın. Sorular çünkü çok fazla. Hepsini öğrenip bilgi sahibi olmak için ben sabırsızlanıyorum. İnşaat ve yapı iş kolu ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında neler söyleyelim? İnşaat ve yapı iş kolu esasında bir bütün. Sadece bina dikilmesinden teşekkül değil. Yollarımız, altyapı çalışmalarımız aslında bu sektöre dahil. Gelişmekte olan ülkelerde inşaat yapı iş kolu çok önem arz eden ve ekonominin can damarı olan bir sektör. Bu noktada ülkemizde de 5-10 yıldır ekonomiye çok ciddi katkısı olan bir sektörümüz. Yaklaşık olarak ülkemizde 2 milyon çalışanı barındıran bir sektör. Tehlike sınıfı yüksek, ağır bir iş kolu olmasından dolayı sık sık kazalarla gündeme gelen, yaklaşık olarak ülkemizde yaşanan kazaların 1/3'ünün ölümle sonuçlanan kazaların 1/3'ünü barındıran bir iş kolu. Şimdi Orhan Bey'e söz vermek istiyorum. Türkiye'de inşaat sektörü ve önemi hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi inşaat sektörü ülkemizde ekonomi anlamda ülkemizin lokomotifi haline gelmiştir inşaat sektörü. İnşaat sektörünün en önemli noktalarından biri de tabii burada iş güvenliği. İş güvenliği ile ilgili yeteri kadar tedbirleri almamız gerekiyor. Alabiliyor muyduk? Hayır, bugüne kadar alamıyorduk. Ama tabii yavaş yavaş inşaatlarımızda, şantiyelerimizde baktığımızda iş güvenliğiyle ilgili gerekli önem verilmeye başlandı daha eskisine göre. Yeterli midir? Halen daha yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu ama zamanla tabii şey olacak, yeterli olacaktır artık şeyde. Bu gerek çalışanlarımızın bilinçlenmesiyle, gerek işverenlerin bilinçlenmesiyle, gerek müteahhit firmaların, yüklenici firmaların ya da taahhüt firmaların bu konuda göstereceği hassasiyetle zamanla daha da oturacaktır. Peki inşaat sektörü çok geniş bir sektör ama tabii ki çok önemli bir şey var ki o da iş güvenliği ve sağlık konusunda ne gibi tedbirler alınıyor? Her şeyden önce çalışacak personelin önce bir sağlık raporundan geçmesi gerekiyor. Bu sağlık raporundan geçerken zaten şeyde yüksekte çalışabilir olması, bundan dolayı bir çalışan personelde bir tansiyonla ilgili bir hastalık vardır ya da şekeriyle ilgili ya da herhangi bir sarı hastalığı yüksekte çalışabilir ya da bir görme engelliliği, bir uzuv yeterliliği ile ilgili uzuv kaybı var mı, bir işitme ile ilgili bir problem var mı ya da görme ile ilgili bir problem var mı, bunların tamamen sağlık kontrolünden geçtikten sonra bir işçinin çalışabilir, çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu alındıktan sonra bunları işe alabiliyoruz.
İşe aldıktan sonra tabii direkt işe başlatabiliyor muyuz? Hayır. Bununla ilgili de bir oryantasyon süreci var. Bununla ilgili bir işçiye çalışacak, işbaşı yapacak kişiye bir eğitim veriyoruz. Bunu iş güvenliği uzmanlarımız veriyor tabii. Sağlık raporundan geçtikten sonra bir işçi bir oryantasyon süreci, bir eğitim, iş güvenliği eğitimi aldıktan sonra sahada çalışabiliyor. Tehlikeli bir meslek aslında bir taraftan da. En tehlikeli alanlar nereler yani? İşçiler en çok hangi anlamda zorlanıyorlar? Özellikle tabii şeylerde yüksekte çalışan yerlerde biraz daha risk artıyor Özlem Hanım. Bununla ilgili tabii gerekli tedbirleri yüksekte düşmeye karşı işte emniyet halatlarıdır, emniyet fileleridir, çalışan ustalarımızda emniyet kemerleri. Bunları taktırmadan işbaşı yaptırmıyoruz tabii. Çok teşekkür ediyoruz Orhan Bey bizimle birlikte olduğunuz için, evet. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Peki bununla ilgili başka ne gibi önlemler alıyor inşaat sektöründe? Mehmet Bey size soruyorum. Şimdi inşaat sektörü en tehlikeli iş kollarından biri. Orhan Bey kendi şantiyesinde ele aldığı birkaç husustan bahsetti. Eminim daha fazla konuya temas ediyordur ama iş güvenliği eğitimleri, oryantasyon eğitimleri ve sağlık raporları ile ilgili detayları konuştuk. Bir de yüksekte çalışma ile ilgili bazı tedbirlerden bahsedildi. Tabii burada İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bunlara bağlı olarak çıkan mevzuatımıza, yapı işleri yönetmenine baktığımız zaman çok fazla tedbir alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Nedir bunlar? Başta şantiye alanlarında ele alınması gereken sağlık ve güvenlik planları. Çalışanların çalışmaya başlamadan önce kalacakları yerlerle ilgili demin sizin de sormuş olduğunuz yatma yerleri, yemek yerleri, temizlik alanları ile ilgili alınması gereken ciddi tedbirler var. Yapmaları gereken işlerle ilgili iş güvenliği tedbirlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. İş güvenliği çalışmalarına baktığımız zamansa eğitim, sağlık raporlarının dışında mesleki eğitimler, risk analizleri, acil durum plan ve tatbikatları, yangın konusundaki önlemler ve birçok detaylarını aktarabileceğimiz diğer konu başlıkları var. Bu noktada tabii sadece proje mühendislerinin veya proje sorumlularının değil, işveren, işveren vekili, yapı denetim firmaları, iş güvenliği uzmanları, saha mühendisleri ve ilgili firmanın yöneticileri bu konularda herkes kendi üzerine düşen iş güvenliği tedbirlerini alması gerekmektedir. Kendimizi güvende hissettiğimiz mekanlar, huzur kaynağımız kuşkusuz evlerimizdir. Peki bu algı doğru mudur? Gerçekte evlerimiz bu denli güvenli midir? Ev hayatı içinde nasıl tehlikeler bizleri bekler? Evlerimizi güvenilir kılmak, ev güvenliğimizi sağlamak için nelere dikkat etmeliyiz? Evlerimizde yaşanan ve yaşanması muhtemel kazalardan korunmak için neler yapmalıyız? Türkiye Kızılay Derneği tarafından hazırlanan raporda ev kazalarının da en az trafik kazaları kadar çok ve yaygın olduğu ortaya çıkıyor. Her gün kullandığımız eşyaların, temizlik ve özel bakımda kullanılan kimyevi maddelerin, elektrik kaynaklarının, ısınma için tercih edilen yöntemlerin, hatta pişirdiğimiz yemeğin bile hayatımızı ciddi oranda tehdit ettiğini biliyor muydunuz? Araştırma sonuçları gösteriyor ki her yıl onlarca çocuk ve erişkin evlerde yaşanan yangın, yüksekten düşme veya malzemenin düşmesi, zehirlenme, elektrik çarpması sonucu yaşanan kaza veya yaralanmalarda hayatını kaybediyor. Ayrıca Türkiye'de ev kazaları, çocuk ölümleri sebepleri içinde 4. sırada yer alıyor. Bu nedenle çocukların 6 yaşına kadar evde kesinlikle yalnız bırakılmaması gerekiyor. Evlerimizde tehlike oluşturacak her türlü eşyaya karşı da önlem alınması oldukça önemli. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İş Sağlığı Bilim Dalı tarafından yapılan araştırmaya göre ev kazaları hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda ilk sırada yer alıyor. Özellikle çocuklarımızın başına gelen kazaların %70-75'i ev ve yakın çevresinde meydana geliyor. Çocuklar için yapılan ambulans çağrılarının %80'i ev kazaları nedeniyle yapılıyor. Yüksekten düşme. Yüksekten insanın üzerine malzeme düşmesi türündeki kazaları önlemek için pencerelerin ve balkon parmaklığının önünde duran masa, sandalye, koltuk ve sehpa gibi eşyaları kaldırın. Cam temizliği yaparken kendinizi güvene alın. Evde üzerinize düşebilecek nitelikteki malzeme ve dolaplarınızı duvara sabitleyin. Düşme tehlikesi olan malzemeleri güvenli bir alana taşıyın. Çocuklarda nesnelerin yutulmasıyla boğulmalar. Yabancı cisimlerin yutulması olayı özellikle 3 yaşın altındaki bebeklerde sıkça yaşanan ev kazaları arasında yer alıyor. Toplu iğne, düğme, mücevher, ayıklanmak üzere bir kenara bırakılmış baklagiller, küçük oyuncak parçaları ve bunlara benzer nesneler de çok tehlikelidir.
suda boğulmalar. Suda boğulma şeklindeki ev kazaları küçük çocuklarla ilgili olarak sık rastlanan ev kazalarındandır. Gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan havuz ve denizde yapılan tehlikeli davranışlar sonucu ciddi sayıda boğulmanın yaşanmaması adına çocuklarımız denetim altında tutulmalıdır. Yanıklar. Ülkemizde ebeveynlerin ihmali en çok yanık olaylarında görülür. Küçük dikkatsizlikler yüzünden her yıl binlerce kadın ve çocuk yanık sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Sıcak gıda ve sıvı yanıkları, ütü yanıkları, elektrik çarpması sonucu oluşan yanıklar, sıcak aleve temas sonucu oluşan yanıklar bu yanık türlerinin başında gelmektedir. Bunlara ek olarak çakmak ve kibritlerin ortalıkta bırakılması, elektrikli sobanın çocukların ulaşabileceği yerlerde bulunması yanık türü ev kazalarının başlıca nedenleridir. Zehirlenmeler. Ülkemizde meydana gelen zehirlenme şeklindeki ev kazalarının büyük bir bölümü tedavi amaçlı ilaçların ve temizlik amaçlı kimyasalların yanlışlıkla yenilmesi veya içilmesiyle olmaktadır. Diğer bir zehirlenme şekliyle son kullanma tarihi geçmiş olan gıdaların kullanılmasından dolayı meydana gelmektedir. Devrilme. Kimi zaman evde temizlik yapılırken, kimi zaman ıslatılan kaygan zeminden düşerek yaşanılan durumlar sıklıkla karşılaşılan bir kaza türüdür. Ülkemizde sıkça yapılan hatalardan biri de gazoz, kola, su şişesi gibi içecek şişelerinin içine temizleyici kimyasalların konmasıdır. Diğer ev kazaları. Gaz kaçağı sonucu yaşanan zehirlenmeler ve yangınlar, evde bulunan çeşitli elektrikli aygıtlar, kesici ve delici aletler, ateşli silahlar, keskin kenarlı masa ve sehpalara çarpma sonucu özellikle çocuklarda yaşanan travmalar, dönerek çalışan blender, vantilatör gibi ev aletleri de çok tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu konularda alınacak küçük önlemler, çocuğunuzun sağlığıyla ilgili sonradan söyleyeceğiniz yararsız keşkelerinizin azalmasını sağlayacaktır. Evet, ev ortamlarında yaşadığımız tehlikelere dair görüntülerden de gördüğümüz üzere tehlikeler, kazalar, ölümler sadece çalışma hayatında değil, gündelik yaşantımızın birçok durumlarında da karşılaşıyoruz. Bugün evlerimizde her ne kadar dillendirilmese de, çok fazla medyada yer almasa da çok fazla tehlikeyle iç içeyiz. Nedir bu tehlikelerden kısaca bahsetmek gerekirse, evlerimizde kullandığımız kimyasal maddelerin özellikle çocuklarımız üzerinde oluşturduğu tehlikeler, ev temizliklerinde yaşanan özellikle cam temizliklerinde oluşan düşmeler, keskin kenarlı masa ve sehpaların verdiği zararlar, evlerimizde kullandığımız LPG tüplerinden veya doğalgazın getireceği yangın ve benzeri oluşumlar, evlerimizde kullandığımız elektrik armatürlerinin ve prizlerin özellikle çocuklarla ilgili riskleri ve benzeri birçok konuyu ele alacak olursak bugün evlerimizi de ciddi tehlikelerle karşı karşıyayız. Olası bir yangın oluşumunda evlerimizde yangın tüplerinin olmaması yangına müdahale konusunda ciddi aksaklıklar yaşatıyor. Bu programda da vurgulamak istediğimiz bana bir şey olmaz mantığının hem evlerimizde hem hayatın bütün alanlarında bize doğurduğu zararları görebilmemiz gerekiyor. Özellikle kadercilik anlayışının, kadere teslim olmanın ve eğer ki bir kaza olacaksa bu her türlü bizim başımıza gelebilir demenin yanlış bir duygu olduğunu ve alınan tedbirlerle bu riskleri ortadan kaldırabileceğimizi vurgulamak istiyoruz. Bana bir şey olmaz tüm hızıyla devam ediyor efendim. Diğer konuğumuz da söz şimdi Ergün Korkmaz bizimle birlikte. İnşaat Mühendisleri Odası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Üyesi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Bugün konuşacak konular bir hayli fazla. Hepsine değineceğiz. Biz zaten sizden önce konuya girmiştik ama devam edelim Mehmet Bey. Yaşanan kazalar ve kayıplar inşaat sektöründe ne ölçüdedir? Ülkemizde inşaat ve yapı iş kolu son dönemde özellikle son 5-10 yıldır ciddi oranda artan gerek çalışan sayısı gerekse ekonomiye olan katkısı açısından çok önemli bir sektör. Ülkemizde yaşanan tüm kazaların yaklaşık olarak %10'u bu sektörde yaşanmaktadır. Sürekli iş göremezlik hallerinin yaklaşık %23'ü ve ölümle sonuçlanan kazalarında yaklaşık %33-34'lük dilimi bu sektörde yaşanıyor. Maalesef bu sektörde bu kazaların bu denli yüksek olmasının çokça fazla parametreleri var ama başta şunu söyleyebiliriz. Bu iş kolunda çalışan insanların niteliksiz olması, herhangi bir mesleki eğitime tabi tutulmamaları, hatta birçoğunun okuma yazma dahi bilmeden bu sektörde oryantasyon eğitimlerinden geçmeden işe başlatılmaları ve kısa süreli işler olması nedeniyle çokça fazla kazalar yaşanıyor. Bunlara ilave olarak inşaat yapı iş kolunun özel bir statüsü var. Özel statüsünden kastımız şu, çok değişik
süreçlerde ve çok fazlaca şantiyelerde birden fazla ekibin bir arada çalışmasından dolayı çok karmaşa içerisinde yapılan bir çalışma. Tamamen dış ortamlarda, kışın, yazın sıcağının altında, yağışlarda yapılan çalışmalar maalesef iş kazalarını tetikliyor. Bu nedenle ülkemizde aslında işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en çok üzerinde durulması gereken iki iş kolundan biri inşaat sektörü. Diğer sektörümüz aslında maden. Bunu da umarım bir dahaki programda ele alacağız. Ergün Bey, Türkiye'de inşaat yapı kalitesi ve denetimlerini peki yeterli buluyor musunuz? Tabii ki yeterli bulmuyoruz. İnşaat kalitesi Türkiye'de oldukça orta düzeyde diyebilirim. Çünkü aslında elimizdeki her türlü imkan çok kaliteli yapılar yapmaya elverişli. Hatta 2000 yılından beri bununla ilgili muhtelif yasalar çıkartıldı. Yapı denetim yasası, iş kanunu yasası, iş güvenliği yasası gibi birçok yasa çıktı. Fakat kaliteyi arttırmak, yani inşaat kalitesini arttırmak tabii ki malzemeyle doğru orantılı ama işçilik kalitesini ve iş kalitesini arttırmak da denetimle ilgili bir şey. Genelde inşaatlarımızda denetim yetersizliği had safhada. Yapı denetim yasası çıkmış olmasına rağmen yapı denetimin sağlıklı uygulanmaması, özellikle birçok bazı firmaları tenzih ediyorum bu konuda. Çok kaliteli çalışan firmalar da elbette ki var. Fakat orantıya vurduğumuz zaman bu oran çok düşük seviyede kalıyor. Bu nedenle de kalite aynı zamanda da kalitesizlikle beraber iş ve işçi sağlığı ile ilgili kazalar, hatta ölümcül kazalar son dönemde zaten bunu da basından çok sıklıkla izliyoruz, artmaya başladı. Bu da zaten yeterli kalitede iş yapmadığımızı gösteriyor zaten. Peki kazaların inşaat sektöründe özellikle iş görmemezlik ve ölümler noktasında bu denli fazla olmasının sebepleri neler? Birçok sebebi var. Bu sebeplerin en önemlilerinden bir tanesi bana göre proaktif önlemler almamamız. Yani kaza olmadan önce bunu anlayıp, hissetip, inceleyip, görüp kaza olmadan önce önlem almaktır. Fakat ne yazık ki bizim şantiyelerimizde ve çalışma ortamımızda ve yapılan incelemelerde ancak kaza olduktan sonra ambulans mı çağıralım, doktor mu çağıralım, oraya mı götürelim, buraya mı götürelim, devlet hastanesine mi götürelim, dışarı mı götürelim diye bir takım söylemler oluyor. Denetimsizlik bunların en önemli nedenlerinden bir tanesi. Gerek belediyelerimizin yapmış olduğu ya da yapı denetimlerin yapmış olduğu denetimler yetersiz kalıyor. Denetim elemanlarının ücretlerinin mal sahibi tarafından verilmiş olmasından nedeniyle sağlıklı raporlar çıkmıyor. Hatta son dönemde yine bu son yapılan kazadan sonra işte TOKİ'ye ait birçok şantiyelerin ve kamu kuruluşlarında aynı kamu kuruluşlarındaki inşaatların da yapı denetimin dışında olması nedeniyle ciddi bir denetimsizlik var. Son yapılan kazada, meydana gelen kazada isimden bahsetmeyeceğim ama 1,5 yıldır denetim yapılmadığı gibi bir söylem var. Dolayısıyla aslında her şeyi biz sektör olarak biliyoruz ama önlem almakta zorlanıyoruz. Sadece yapı denetimle ilgili, çünkü iş güvenliği denetimi yapılmış kısa bir süre önce, yapılmış bir 6-7 ay önce. Genel müfettişler bir rapor yazmış ve bu konuda gerekli eksiklerin giderildiği tespit edilmiş. Doğrudur, yani ben yapı denetimle ilgili. Ama mesela denetimleri siz yeterli buluyor musunuz Mehmet Bey? Siz kendi düşünceniz olarak. Ülkemizde yaklaşık olarak irili ufaklı, büyüklü 1,5 milyon işletme var. Ve işçi sağlığı, iş güvenliği açısından yapılan denetimleri sadece 550 tane teknik iş müfettişi diye nitelendirilen müfettişler bunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bugün KOBİ ve üstü diye nitelendirebileceğimiz büyük işletmelerin ki bunun sayısı da yüz binlerle ifade ediliyor. Yüz binlerce işletmeyi 550 tane Türkiye genelinde müfettişin denetlemesi mümkün değil. O nedenle yapı denetimle ilgili sorunlar bir kenara, iş güvenliğiyle ilgili iş müfettişlerinin yaptığı denetimler çok kısıtlı. Ancak böyle bir kaza neticesinde olay yerine inceleme ile ilgili veya işte geçen gün Bakan Bey, Çalışma Bakanımız Faruk Çelik Bursa'daki bir ziyareti esnasında iskelede bir uygunsuzluğu görüp hemen müfettiş yetkilendirilmesi yaptı ve hemen o işletmeyi
durdurdular. Aslında bu güzel bir örnek. Gündelik yaşanan kazaların durdurulması adına. Burada proaktif yaklaşımın herkese kabul edilmesi, çalışanların, işverenlerin, işte şantiyede yer alan birçok görevli insanların algıda seçiciliğini ortaya koyarak, tehlikeli durumları okuyabilerek müdahale etmesi çok da farklı sonuçlar doğuracaktır bu noktada, ama 550 müfettişin asla yeterli denetimi yapmayacağını öngörebiliriz. Evet, yani geçmişte bir de yaşadığımız çok acı bir felaket, deprem felaketi var ve özellikle de sürekli uzmanlar bu anlamda uyarıyor. Bu felakete karşı önlemimizi almamız lazım. Hani elbette bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz lazım diye. Peki neler bekliyor bizi böyle olası bir felakette, inşaatların durumunda? Vallahi bu tabloyu aslında televizyonlara birçok bilim insanımız tabloları çizdiler. Ben daha basite indirgeyerek biraz halk diliyle anlatmaya çalışayım. Birincisi şu günkü trafik koşullarını İstanbul'umuzdan bahsedersek çok zor olduğunu biliyoruz. Bir deprem anında mevcut yapı stoğunun iyileştirilmemesinden dolayı ve daha önce depremde kaçış bölgeleri olarak ilan edilen birçok yeşil alanın AVM'de, rezidanslı gibi bir sürü yapılarla donatılmasının nedeniyle aslında deprem anında biraz işimiz şansa kaldı gibi gözüküyor. Çünkü mevcut yapı stoğunda gerçekten iyileştirilmemiş çok fazla yapı var. Bunların bir deprem anında, beklenen deprem anında yıkılacağını ya da pencerelerin duvarlarını yıkılacağını, birçok şey olacağını, geçiş yollarının kapanacağını, hastanelerin daha güçlendirilmemiş hastanelerimizin, otoyollarındaki viyadüklerimizin olduğunu düşünürsek aslında iyi bir tablo bizi beklemiyor. Fakat hiçbir şey yapılmadı. Tabii ki bir şeyler yapıldı yaklaşık son depremden sonra. Fakat bu gerçekten çok yetersiz. Ama şu anki kentsel dönüşüm adı altında aslında deprem odaklı çıkartılan yasa fakat çok ciddi bir rant sistemine döndü. Oradaki nüfus artıyor, altyapı artıyor, otopark artıyor, sorun artıyor, bir sürü sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla aslında kentsel dönüşüm depreme odaklıyken son anda bir baktık ki gerçekten ranta odaklı hale geldi. Bu da bizi ciddi anlamda korkutuyor aslında. Kazazede röportajlarında da yaşanan dramları görüyoruz, ölümleri görüyoruz. Peki bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Burada tabii insanın kendi içine, kendi vicdanına seslenmesi lazım. Bu işveren açısından da olabilir. Yetkili, görev almış teknik insanlar da bunu sorgulaması lazım. Bazen bir korkuluk, bazen bir emniyet kemeri, bazen bir baret bir insan hayatına mal olabiliyor. Bu noktada yasalarımız çok açık ve mesuliyet tamamen işverenin tedbir almasına yönelik bir zorunluluk getiriyor. Yasal mevzuatta öngörülen, şart koşulan durumların yerine getirilmemesinden dolayı maalesef binlerce insanımız, işte geçen gün biliyorsunuz asansörde 10 kişi öldü. Ondan sonra 5 insanımız daha bir gün içerisinde inşaatlarda hayatını yitirdi ve benzeri bir sürü dram. Arkadaşlarımızın röportaj yaptığı insan sadece bir örnek ve bunun gibi binlerce örneğimiz var. Bir hiç uğruna, çok basit bir tedbirsizlik, ihmal uğruna insanlarımızın öldüğünü görüyoruz. Daha düne kadar birlikte geleceklerine dair umutla iş kurma hayalleri taşıyan Turbil ailesi, yaşadıkları o talihsiz kazayı Bana Bir Şey Olmaz programını arayarak kameralarımıza içtenlikle anlattılar. Geçen hafta Bana Bir Şey Olmaz adlı programı izledim. Bu programı izledikten sonra ben de telefonla internet üzerinden adresinizi bularak bu programa katılmak istedim. Sebebi, daha işçi arkadaşlarımın da bu tip mağduriyetleri yaşamamalarına bir katkıda bulunabilmek. İş kazası sonucu 2009 yılında ben bu iş kazasını yaşadım. O günden bugüne süren bu hayatımda çok büyük olumsuzluklar yaşadık. Bir ayağım sakat kaldı. 3 çocuğumla beraber mağduriyet yaşıyorum. Halen daha davamda devam etmektedir. Mahkemeyle alakalı da çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü davam devam ettiği için. İş kazasında
bir iskeleden, 5. kattan iskelelerin kopması sonucu 5. kattan düştüm. Sağ kalça kemiğim kırıldı. Şu an platin var sağ kalça ayağımda. Muhakkak kesinlikle alınabilirdi. Çok basit önlemlerle bu tedbirler alınabilirdi tabii ki. Ama maalesef işte işverenlerin maliyet üzerinde durduğu için bu tip iş güvenliğini, önlemlerini almıyorlar. İş güvenliği üzerine de çok fazla denetimler olmadığı için bu tip kazalar ülkemizde maalesef ölümlere ve sakat kalmalara yol açmaktadır. Ve bunlardan bir tanesi de benim. Bir ömür boyu bu sakatlığı yaşayacağım. Ve çoluğunuz çocuğunuz aileniz de mağdur kalıyor. Her türlü yönden, sosyal yönden, sağlık açısından bütün mağduriyeti yaşayan bizleriz, işçileriz. Yani ben şuradan şunu söylemek isterim ki yani iş kazalarında öyle bir duruma geldim ki hani artık keşke yani ölümlü bir kazayla sonuçlansaydı sakat kalmasaydım diyecek duruma geldim. Evet, iş kazalarının önüne geçilebilir. %90 oranında zaten iş güvenliği tedbirleri alınmadığı için bu kazaların var olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. %90-%95 yani %5'i sadece insan hatası olarak. Yani %95 iş güvenliğinin tedbirlerin alınmamasından dolayı bu kazalar olmaktadır. Ben burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın daha da ciddi bir şekilde bu konuların üzerine durmasını, müfettiş, iş müfettişliği sistemini, denetleyici tekrar bir denetim kurmasını isterim. Yani iş müfettişlerini de denetleyebilecek bir memur sistemi kurulmasını isterim. Aslında o gün eşim arkadaşı kapı çaldı. Arkadaşı geldi. Dedim eşim nerede filan. Ondan sonra dedi ki Gamze Hanım dedi bir gidelim biz hastaneye. Hayırdır dedim. Ondan sonra anlamadım bir şekilde dedi eşin dedi bir kaza geçirdi bir şey yok. Ondan sonra biz de gittik. Ondan sonra bir şey mi oldu bir şey mi var derken o anı asla unutamam. 31 Aralık'tı. Yani donmuş kalmıştım ve çok farklı böyle şeyler içinde anlatamayacağım duygularlaydım. Yani o anı yaşıyorum sanki şu anda. Kazadan sonra 4 yıl benim için çok zor bir süreç başladı tabii ki. Eşim yürüyemiyor. Çalışamıyor. Tek evimizde çalışan oydu kendisi. Ve ben 17 yıl hiçbir yerde çalışmadan eşime destek olabilmek için çalıştım. 3 tane oğlum var. Oğullarımın okuması da gerekiyor. Kimseden yani belirli bir yere kadar oluyor. Belirli bir yerden sonra herkes diyor ki hani artık kendi kendinize yetin. Benim bu tür yerde çalışanların ve işverenlere tek söyleyebileceğim şey bu kişilerin aileleri çok mağdur kalıyor ve bu durumda insanlar hani iş güvenliği olsun ki hani hiçbir aile, hiçbir baba, çocuk, evlatsız hani kalmasın. Eşini kimse mağdur görmek istemez o dönemde ve o anda yıkılıyor insanlar. Bunları çok yaşadım. Yaşadığım için başka ailelerin yaşamamasını istiyorum. Kazazedemizin bandını izledik. Peki inşaat sektöründe bu tip kazalara sıkça rastlanıyor mu? Ülkede yaşanan her 3 kazadan biri inşaatta yaşandığına göre bu ve benzeri çok fazla örnek görebiliriz. Maalesef alınmayan tedbirlerden dolayı
bazen bir baret, bazen bir korkuluk, bazen bir emniyet kemeri, bazen ise bir ayakkabı insan hayatına mal olabiliyor. Kullanmamaları doğrultusunda insanlar çok ciddi zararlar görebiliyor. Aslında burada şöyle bir şey var. Yapılan istatistikler, tabii bu istatistikler Türkiye'de değil, genelde yurt dışında yapılıyor. Türkiye'de bir istatistik yapmak için ilk önce kazaların bildirilmesi lazım. Yani bunları iş güvenlikçilerin, işverenlerin, çalışanların, çalışanın kendi yanındaki arkadaşının bunları görüp uyarmaları, görmeleri ve bunları da bildirmeleri gerekiyor. Bunlar en önemli şeyler. Çünkü tek başına kaza olmuyor. Ben iskeleye çıktım, iskeleden düştüm. Hayır, bu tek başına kesinlikle onun altında ben size 100 tane, 200 tane neden sayabilirim. İnceleyip de iyice işe, o kazayı inceledikten sonra. Dolayısıyla biz işin en üstüne değil de altından itibaren başlayarak raporlayıp bunları işçilerle paylaş, çalışanlarla paylaşarak. Örneğin en basit kazayı size vereyim. Ayağımıza şantiyelerde dolaşırken çivi batıyor. O çivi batması aslında birçok nedenden dolayı kaynaklanıyor. Kalıbın yanlış sökülmesi, yanlış yerde olması, çalışan insanın demir topuklu ayakkabı giymemesi gibi bir sürü nedenler sayabilirim. Bunlar çok ucuz kazalar ama bu tetanoz nedeniyle ölüme kadar gidebilen sebebiyetler veriyor. Dolayısıyla biz evet ölümü araştıralım ama ölümün altındaki bu nedenleri masaya yatırmadan bunları işçilerle, çalışanlarla birebir karşılıklı tartışarak uygulama halinde bunların beyinlerine kazınmazsak kazalar ve ölümler olmaya devam edecek. Peki bir de bu inşaatlarda genelde gurbetçilerin çalışması söz konusu oluyor ve doğal olarak da yatıp kalkmaları o inşaat mekanlarında mümkün olabiliyor. Kesinlikle. Gerekli hijyen koşulları sağlanabiliyor mu inşaatlarda? Kesinlikle sağlandığını söyleyemeyiz. Sağlanmıyor da. Aslında 2012 yılında Esenyurt'ta bir ciddi bir kaza yaşadık. Çadır yandı ve yaklaşık olarak burada 11 kişi vefat etti. Aslında bu iş kazası değil, bu bir cinayetti. Ama sonuçlar ne oldu şu anda ben de bilmiyorum. Bunun gibi o kaza sonucunda çadırlar yanmaz malzemelerden yapılacak diye bir yönetmelik çıktı. Hatta konteynerler, çelik konteynerler kullanılsın diye bir yönetmelik çıktı. Dolayısıyla yine başa geliyorum. Proaktif önlemler değil, hep reaktif önlemler, kaza olduktan sonraki önlemler. Şantiyelerde, televizyonlarda da görüyoruz, son kazadaki televizyonda da gördük. Çok kötü şartlarda yaşıyorlar. 6 kişinin yatacağı yerde 12-15 kişi yan yana ayak ayağa yatanlar, son derece mutfak koşulları sağlıksız, hijyenden yoksun, ısınmak sorunları çok ciddi problem, özellikle kışın çok ciddi problem ve şantiyelerde barınıyorlarsa en ucra noktalarda, bodrum katlarda barındırılıyor. Ama tabii ki çok güzel konteynerlerde insanca yaşayan, işçileri çalıştıran firmalar da var ki bu firmalarda zaten piyasada çok düzgün firmalar gerçekten. Herkes de biliyor bunu bizim sektörel bazda baktığımızda ama gerçek anlamda işçilerin yemeğinden, yatağından, ısınmasından kar ettiğini düşünen bazı uygunsuz müteahhitler diyeceğim. Çok uygunsuz şartlarda insanları çalıştırabiliyorlar. Peki iş kazalarının olmaması adına neler yapılmalı? Yani gerekli olan denetimler ve iş güvenliği önlemleri neler ülkemizde? Kesinlikle aslında yasalarımız, son dönemde çıkartılan yasalar, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası, 4857 sayılı iş kanunu gibi, yapı denetim kanunu gibi birçok yasalar da aslında şantiyelerde nasıl çalışacağı açık açık belirtiliyor. Nasıl denetleme yapılacağı, kiminlerin ne kimi denetleyeceği şekilde her şey açık açık yazılıyor. Bunları uygulayacak, bu uygulananları denetleyecek, denetledikleri raporlarını sağlıklı ortaya koyabilecek ve bunları takip edecek bir organizasyona ihtiyaç var. Aslında bu organizasyon da var. Fakat inşaat mühendisleri olarak biz, inşaat mühendisleri odası olarak, meslek odası olarak yaklaşık 50 bine yakın inşaat mühendisini barındıran bir oda olarak biz bu organizasyon dışında tutulduk. Dolayısıyla sadece eğitimi, iş güvenliği eğitimini veren özel
kurumlar oluştu ve iş sağlığı ve güvenli sertifikaları veren ve denetimi yapan yine bu kişiler, buradan eğitim alan kişiler. Bunlar inşaat mühendisi de olabiliyor, makine mühendisi olabiliyor, çevre mühendisi oluyor. Birçok meslek, mühendisi, orman mühendisi, birçok meslekte hayatında hiç inşaata gitmemiş ama 30 katlı bir binayı sanki daha önce yapmış gibi denetlemeye çalışan genç mühendislerin olduğunu biliyoruz. Bu şekilde olursa tabii bu kazalar hiçbir zaman önlenmez. Ama gerçek anlamda eğitim verilerek, iş öncesi risk analizleri yapılarak ve iş risk analizlerine göre de emniyetli çalışma yöntemleri hazırlanarak, bu emniyetli çalışma yöntemlerinde çalışanlarla birebir paylaşarak kazaların önüne geçebileceğini düşünüyoruz. Peki bu kazalara karşı ülkemizde alınan önlemler neler Mehmet Bey? Şimdi ülkemizde esasında yasal önlemlere baktığınız zaman çok tehlikeli iş kollarında olan, ağır iş kollarında olan inşaat ve maden sektörü gibi sektörlerin hem çalışanların yapacakları tüm işlerle ilgili talimatların oluşturulması, hem de bunların her bir işçi başına sanki bir gözetmen takarcasına işveren tarafından kontrol edilmesi zorunluluğu var. Dolayısıyla bu noktada işçi kendi rızasıyla dahi bir zarara girmek isterse bile işveren veya yetkili denetçiler tarafından kontrol edilmesi ve bu kontroller sonucu tehlike doğurabilecek bir iş durumunun acil olarak durdurulması gerekiyor. Demin bahsettiğimiz üzere inşaat iş kollarında birçok iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması söz konusu. Bu tedbirlerin yanı sıra özellikle inşaatlarda belirtilen proje sürelerine uyulması, işin sıkıştırılamaması, gündelik çalışma sürelerinin uzatılmaması, mesleki eğitimi olan personellerin çalıştırılması ve bu gereken denetimlerin yapılması ile zannedersem bu kazalar kısmen de olsa azaltılabilir. Bir de risk varsa işi durdurmak çok önemli. FFK İnşaat'ın sunduğu Bana Bir Şey Olmaz devam edecek. Şimdi bana bir şey olmaz mesleki bir durum değil. Bu Türk insanının karakteri. Türk insanı başına bir şey gelene kadar kendi başına gelmez zanneder. Çok enteresandır ki milli piyangoda 10 milyonda bir büyük ikramiye ihtimalinin kendisine vuracağını düşünür de bir iş yerinde ya da sokakta bir kaza, %1'lik bir kaza ihtimalinin kendi başına gelmeyeceğini düşünür. Böyle iyimser bir milletiz. Kaza diye bir şey yok benim felsefemde. Ancak tedbirsizlik var. Eğer her türlü tedbiri aldığınız takdirde, kurallara uyduğunuz takdirde, o kurallar çünkü öyle oturup da masa başında ya biz bir kural uyduralım bakalım, nasıl bir kural uyduralım falan diye alınmış şeyler değil. Onlar bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkmış. Mesela trafikte en çok kaza yaşanan yer trafik. Yani aşağı yukarı yılda 10 bine yakın insan ölüyor, yaralanıyor. Mesela virajda adam oraya düz çizgi çizmiş. O düz çizgi şeridini değiştirme, sollama yapma demek. Bunu şimdi ya biz sıkıldık kesik kesik şerit yapmaktan. Şurayı da artık bir düz yapalım, yola bir şıklık olsun diye yapmıyor bunu. Sen virajın arkasını göremediğin için sollama yapma diye çiziyor. Ama bizim baba, bana bir şey olmaz, altıncı hisleri var, virajın arkasını görüyor. Oradan daralıyor o kamyonun arkasında gitmekten. Oradan sollayıveriyor. Sonra o virajdan bir kamyon çıkıyor, onun altına giriyor ve haberlerde şöyle duyuyoruz. Falanca yerde hatalı sollama yapan sürücü kamyonun altına girdi, kazada 5 kişi can verdi. Bu kaza değil ki. Buna kaza denmez. Kaza şöyle olur. Siz her türlü önlemi alırsınız, şeridinizde gidiyorsunuzdur, düzgün gidiyorsunuzdur, hız kuralına uyuyorsunuzdur, tepenize bir uçak düşer. Kaza budur. O uçağın düşmesi kaza değildir. O uçağın düşmesinin de bir sebebi önlemsizliktir, bakımsızlıktır, hatadır, bir şeydir. O uçağın sizin tepenize düşmesi kazadır ya da kaderdir. Ama işte önleminizi alırsanız, asansörün bakımını doğru düzgün yaparsanız, paleti bilmem ne, kamyonun istiyap haddi dediğimiz 10 tonluk kamyona 20 ton yük bindirmezseniz, bakımlarını zamanında yaparsanız, lastikleri kabak olmazsa vesaire, bunların kontrolleri yapılırsa, burada kendimize de dönüp bakmamız lazım. İş güvenliği derken her şeyi, tabii ki denetim ve yatırım mutlaka olacak.
Ama kardeşim çalışana da maske veriyorsun. Hani taşlama yapıyor, toz çıkıyor. Takmıyor, rahatsız oluyor. Çünkü arada sigara içecek falan. Ayakkabı veriyorsun giymiyor. Abi ayağımı rahatsız ediyor. Ben diyor böyle terlikle daha rahatım diyor. Şimdi bunlardan da vazgeçmek. Yani çalışanın önce kendi güvenliğini sağlaması gerekiyor. Eğer eksikse talep etmesi gerekiyor işverenden. Bizim sektörümüze gelince evet çalışma şartları çok ağır. Ama mesela bizim sektörümüzde evet uzun saatler ama set işçileri ne yapıyorlar? Onlar bize 10'da hazır bir set sağlamak için 7'de sette oluyorlar. 7'de sette olmak için en geç 6'da evinden çıkıyor. 6'da evinden çıkabilmek için en geç 5.30'da kalkıyor. Fakat hani set bitiyor. Gece 11'de set bitiyor. Onlar seti topluyorlar. Evlerine varıp yatmaları 2'yi buluyor. Yani günde 3.5 saat uykuyla çalışıyorlar. Doğaldır ki dikkat dağılmasından pek çok kaza olacak. Ama işte sendika olmazsa, işte birlik olmazsa ve o set işçileri, o yönetmenler, sektördeki insanlar, biz kardeşim 8 saatten fazla, 10 saatten fazla mesai yapmayız, can güvenliğimiz tehlikede der ise bunlar olmaz. Zorlarsınız sektörü. Ama sendika olmadığı için zorlayamıyoruz. Neden? Çünkü bir ekip bir işi bıraktığında o işi atlamak için kendi sınıfındaki insana ihanet etmek üzere hazır orada yüzlerce insan bekliyor. Onlar iş güvenliği olmadığı için bu seti bıraktılar. Biz de gelip çalışmayız demiyor. Onun keşke bıraksa da biz çalışsak diye böyle bir durum söz konusu. O yüzden bakın o set işçisinin başına bir şey geliyor, o ekip bırakıyor. Sonra diğer set ekibi geliyor, bize bir şey olmaz diyor. Siz öyle zannedin. Siz bize bir şey olmaz zannedin. Ta ki bir gün size bir şey olana kadar evet size bir şey olmaz. Ama bu bir gün olmayacak anlamına gelmiyor. Evet mesela bana bir şey olmaz. Ah. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bizimle birlikte olduğunuz için Ergün Bey'e. Mehmet Bey önümüzdeki hafta zaten yine değerli konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarla Bana Bir Şey Olmaz'la devam edeceğiz. Hoşçakalın.